Evet. Akşam fırçamı da at da gideyim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? He? Ne yapıyormuşum? Ben orada dururken elin adamından... Elin adamı mı? Alper Bey senin kardeşin değil miydi? Sen sevdiklerini böyle tek kalemle silip atar mısın hep? Benim sevgimi anlamaya senin kalbin yetmez. Sorgulama. Ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Bu çiftlik benim. Burada patron benim. Benden izin isteyeceksin. O da benim misafirim. Bu kadar. Bu çocukça tavırlarını bırak artık. Çocukça öyle mi? Öyle. Bir çocuğa bile yaptıklarını nedenleriyle anlattığında anlar. Ona göre hareket eder. Ama senin olmazların hep nedensiz. Ben sana nedenlerini anlattım. Ama yine eziyet ettikten sonra. Ya sen görmüyor musun? Benim kalbimde kırılacak tek bir yer bile kalmadı artık. Paramparça ettin yeter. Hep bir ima, hep bir gizem yeter. Vazgeç artık benimle böyle konuşmaktan. Derdin neyse söyle direkt. Ben senin için konuşma tarzımı değiştirecek değilim. Ben senin için hiçbir şeyimi değiştirecek değilim. Ben buyum. İşine gelirse. Sen bu değilsin. Sen bir tek bana böylesin. Gülhan'a böyle misin? Hayır. Ali'ye böyle misin? Cık. Aziz Bey'e böyle misin? Hayır değilsin. Bir tek bana böylesin ve her seferinde böylesin. Evet. Çünkü ben ancak böyle uzak durabiliyorum senden. Öfkeli, anlaşılmaz, uzlaşmaz, ulaşılmaz. Ben sana hiçbir zaman, hiçbir şekilde ulaşamıyorum Halil. Tam seninle bir bağ kurdum diyorum. Sanki o bağ seni boğuyormuşçasına söküp atıyorsun. Hep koruyorsun, kurtarıyorsun, sonra yakıp yıkıyorsun. Bana bak. Kalbimde yeri olanlarla kendini bir tutma. Senin aramızdaki tek bağ bu ev. Bu çiftlik. Tamam. Senin sayende bu. Ama çoğu zaman boğuyor beni. Doğru. Affedersin. Benim amacım seni ezip geçmek değildi. Babaannem için eve gelmem gerekiyordu. Arkadaşından izin aldım. Mesele bu. Niye yapıyorum bunu? Neden bu kadar kırıyorum seni? Ama kusura bakma, bir daha olmaz. Eğer söyleyecek veya kızacak başka bir şeyin yoksa ben gidiyorum. Var. İçeride söylediklerimi duydun. Bu Bülent belası bulununcaya dek herkes dikkatli olacak. Bunca işimin gücümün arasında bir de sizinle uğraşamam. Biz zaten dikkatli... Siz zaten dikkatli değilsiniz. Benim haberim olmadan konaktan dışarıya bir adım bile atılmayacak. Her şeyden benim haberim olacak. Gideceksin ailene, meseleyi anlatacaksın. Bak, her şeyi açık açık söylüyorum sana. Gizem yok, ima yok. Anladın beni.
Halil Bey, Alper Bey'e bir şeyler hazırlayın dedi. Hmm.